Türk milleti tarihe geçmiş birkaç büyük milletten biridir. En önemli özelliklerinden biri de tarihin her devrinde imkansızlıkları başarması, zorlukları yenmesi, tuzakları boşa çıkarması, küresel komploları ve projeleri yerle bir etmesidir. Zira Türk milleti boyunduruk altında kalmayı, paryalı, mandayı ve himayeyi kabullenmeyen bir karaktere sahiptir. Bağımsız yaşamak, kendi karakterimize bizzat hükmetmek vazgeçilmez özelliğimizdir. En zor zamanlarında bile mutlaka muazzam iradesiyle kudreti birleştirerek küllerinden yeniden doğmuştur. Türk'ün hür yaşama aşkı hiçbir engel tanımamıştır. Bağımsızlık kıvılcımı er ya da geç çakmıştır. İşte Samsun'a çıkış bahsettiğimiz bu asil karakterin bir sonucudur. Merhum Ziya Gökalp'in ifade ettiği gibi mukaddes ateş vicdanlarda saklı duran bu hürriyet sancağının tüm yurdumuzu baştan başa tesiri altına almasıdır. Bilelim ve unutmayalım ki milli mücadele milletin istiklal özleminin eseridir. Tarihi bilinç altından kaynağını alan ve vatanın her köşesine yayılan bu sarsılmaz ruh Türk'ün milliyetçi refleksidir. Türk milleti bugün de bu reflekse sahip olduğunu göstermektedir. Şartları ve şekli farklı olsa da bugün de aynı kuşatmaya karşı milli bir duruşa ihtiyaç vardır. Bu milli duruşun merkezi de Türk'ün çelik çekirdeğini temsil eden ülkücü hareket ve onun kurumlarıdır. Bugün Samsun'da attığımız ilk adım yeni bir başlangıcın sırrı ve yeniden şahlanışın müjdecisidir. 100 yıl önceki ilk adım şuurunun sahibi olan bizler, Türk Devleti'nin bağımsızlığını sonuna kadar koruma iradesini göstermek üzere buradayız. Tuzakları bozmak, komploları önlemek, kuşatmaları yarmak bize atalarımızdan ve fikriyatımızın kurucu önderlerinden mirastır.